Ben gidip hazırlanayım madem. Ay bu da dünden razı bizi bırakıp gitmeye. Hale bak, etekleri zil çala çala. Abla aşk olsun ya. Sizi değil, konağı bırakıp gitmeye dünden razıyım. Millet ne oluyor gene ya? İpek yenge fırladı gitti. Hayırlara çıksın. Sorma oğlum, sorma. Kaynıyor ortalık, kaynıyor. Ya neyini sormuyor Mustafa abi ya? Kaçırıyor mu abi? Ben bahçeye çıkıyorum, içeride mevzu patlamış. Allah aşkına ne oldu? Bana bir anlat şunu ya. Faruk Beyler taşınıyor Nazif. Gülistan senle benle makara geçmeye başladık ya, vallahi aşk olsun ya. Hakikaten ne oluyor ya? Allah Allah, vallahi taşınıyorlar. Nasıl, Faruk Bey'in taşınıyor mu? Oğlum vallahi taşınıyor. Nasıl vallahi, yemin bağlı nasıl mı? Vallahi, başka vallahi mı var? Faruk Bey taşınıyor işte, gidiyor. Tamam. Abi bomba bu. Bu büyük bomba. Esma Sultan nasıl izin vermiş abi? Hadi Allah yardım etsin ablam. Gel. Buyur hanımım. Bütün kıyafetlerimi topla. Bana ait ne varsa topla, taşınıyoruz. Efendim? Sen, ben, Mustafa. İstanbul'daki eve geçiyoruz. Ben size güzel bir şeyler hazırlasaydım, bir kahve getirseydim, sakin kafayla bir düşünseydiniz. Gördüğün gibi gayet sakinim. Temelli mi gidiyoruz? Mutfaktakiler dışında kimseye bir şey söyleme. Ebru'kiler de akşamı nasıl olsa fark ederler. Ama siz İstanbul'u sevmezsiniz ki. Ne yapsaydım Nurgül? Evlatlarımın beni ezip geçtiğini tüm Bursa'ya mı ilan etseydim? Onlar sizsiz yapamazlar. İyi işte. Kıymetimi anlarlar. Hadi Nurgül, hadi sallan. Ben valizleri alıp geleyim o zaman. Abla bomba üstüne bomba, ne oluyor ya hakikaten? Nazif bir dur. Sinirinden demiştir o. Tabii tabii, Temelli değildir. Değil mi abla? Temelli dedi ama. Allah Allah. Biz şimdi İpek Hanım'ın eline mi kaldık? He. Şapı oturduk. Oturduk, yine oturduk. Oo, hadi geçmiş olsun. Oo. Nazif. Siz idare edersiniz onu kızım. Ev size emanet. Ablam biz iki kişi koskoca konağı nasıl çevireceğiz? Ay kızım, alırlar herhalde birini. Ben de bilmiyorum artık neler olacak. Ay ben çok meraklıyım Gülistan düzenimi bozup gitmeye, değil mi? Zaten elim ayağım birbirine karışmış. Ha Mustafa, Nazif, hadi siz bavulları çıkartın odaya. Hadi oyalanmayın. Hadi. Biz yandık. Ablam. Ne zaman gidiyorsunuz? Bugün. Şaka maka, kadın gidiyor abi. Siz de gidiyorsunuz. Ne yapacağız biz? Biz burada Mustafa abi. Siz.
evin düzeni ben buradaymışım gibi sürecek. Bozmayın. Nereye gidiyor bu be? Ay inşallah gider de geri dönmez. Bu hacca falan gitse ya, bambaşka bir insan olarak geri dönse. Gerçi bunu orada şeytan diye taşlarlar. Ay çok bizim çok... Tövbe tövbe yarabbim Allah. Yemeğe teşrif etmişsiniz. Burada mı çıkıyorsunuz ev abi yoksa İstanbul'da mı? Burada. Alıştılar sıra gideceğim diyorsun yani. Nurgül ablayı görmedim. Alışverişe mi gittiler annemle? Onlar gittiler Osman Bey. Nereye? Ya niye bakışıyorsunuz? Söylesenize nereye? İstanbul'a. Vakıf toplantısına. Esma Hanım, Nurgül ablayla Mustafa abiyi de aldı. İstanbul'a yerleştiler. Nasıl ya? Nasıl gitti? Koca arabayı dayadı kapıya. Yükledi de yükledi. Yükledi de yükledi valizleri. Ya mutfaktakileri nasıl tembihlemişse. Ağızlarından zor aldım İstanbul'a gidiyoruz. Ay öyle basit bir gidiş değil bu bak. Söyleyeyim sana. Öyle basit değil. Seninki dedi ya biz gidiyoruz diye. Bu kendini sizden önce attı dışarı. Öyle gidilmez böyle gidilir dedi. Pes. Ya vallahi pes. Kadın tam bir taktik savaşçısı. Bu satranç falan oynasa var ya biz uluslararası turnuvalardan altın madalyalarla dönmüştük. Yani yüzümüzün akı falan olmuştu bu. Ama hep bir hinlikler, hep bir planlar. Niye gidiyorlarmış, dertleri neymiş? Bilmiyorum ki. Yani soruyorum Faruk'a cevap vermiyor, konuşamıyorum zaten. Konu açıldığı an direkt geriliyor. Ne yaptıysa fena delirtmiş bu sefer. E zaten bu kadar zaman dayanmasına şaşırmak lazım. Anormal olan oydu zaten. Ay var ya şimdi masada da patlamıştır. Hadi kalk. Ay konakta çok heyecanlı şeyler oluyor. Hiçbirini kaçıramam. Hiçbir. Tamam tamam yürü. Gidişin olsun da dönüşün olmasın.
Yok 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 yok, yemeyeceğim. Ama bir iki lokma yemeye zorlayın kendinizi. Böyle olmaz hanımım. Al vapalörü versene. Ya oğlum dur, bir açsın vereceğim. Açmadı mı? Açtı, ben öyle inadından yüzüne kapattım. Faruk Bey, sizi konu pek ilgilendirmedi galiba. Kılınız kıpırdamıyor da. Annem gitmemize tepki göstermiş işte. İstediğiniz de bu değil miydi? Pes ya. Kadın burada sana üzüntüsünden İstanbul'a yerleşti. Senin şu rahatlığına bak. Pes gerçekten. Fikret. Nasıl bir deprem yaşıyoruz ya? Bu neyin kafası abi? Bize bir şey açıklar mısın artık, ne olur? Yemeklerimizi yiyelim. Abi bir soru soruyorum sana ya. Allah Allah. Oğlum siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Yeni öğrendim. Üstüne bir şey koyamam, tamam mı? Annem belli ki kafasını dinlemeye gitmiş. Temelli gidiyorum demiş. Ayrıca sana tavır yaptığı da belli. Annemin laflarına değil davranışlarına bakın. Tamam mı? Annem bu evi terk etmez. Siz de biliyorsunuz bunu. Ben bilmiyorum abi. Ben bu evde hiçbir şey bilmiyorum. Ben kimim ki zaten abi? Kim emir verirse onun dediğini yapıyorum ben. Benim açıklama haddime mi ya? Sizde işler kaldıysa afiyet olsun. Osman sen nereye? İştahım kalmadı abi. Dün de sofrada yoktun, yapma. Bari sen makul ol Osman. Bak bu bir arada olacağımız son yemekler. Bir arada? Pek bir arada olduğumuz söylenemez abi. Size afiyet olsun. Kararlısın yani. Siz değil misiniz? İpek itiraf et. Siz de bu evden gitmek istemiyor musunuz Allah aşkına? Bu evde çocuk yok. Bana bağlı kimse yok. Neden bu kadar büyüttünüz anlamadım. Bu yemek servisi nerede? Şimdi hayatım, şimdi. Ne zaman göreceksin peki beni? Anne, benim hissettiklerimle, ilgilendiklerimle sen ne zaman ilgileneceksin? Ben, Osman, Murat, biz ne zaman senin oğulların olacağız anne? Bu evde kimse kendi keyfine göre ev alamaz. Alıp yazlık ev var, bağ evi var, İstanbul'da evlerimiz var. İpek Hanım sıkıldığında canınız hangisini çekiyorsa ona gidersiniz. Bu adama güvenmiyorum. Seninle de samimi olmasını istemiyorum Fikret. Abi ben çocuk değilim, tamam? Oğlum, ben de hiç hoşlanmadım. Adam lakaytın biri. Bak ben arkadaşlarımla şimdi dışarı çıkacağım. Eğer istiyorsan sen de gel. Ama diyorsan ki kafam kaldırmaz. Sonra beraber bir şeyler yaparız, olmaz mı? Yok, ben çıkmayacağım bu akşam. Ya neyin var bu kadar? Boş ver. Ben seni şey için aradım, yarış için aradım. Devam ediyor mu kayıtlar hala?
hadi be. O kadar. Ediyor mu? Yani yapılıyordur. Gir bir sitesine bak. Daha nereden geldi bu cesaret? Ya sen beni korktun. Neden çıkartıyorsun ya? Annem tedirgin olmasına girmedim ben. Şimdi bir önemi yok. Tamam, sakin. Takılıyordum. Bak şimdi sen gir sitesinden kaydını yaptır. Zaten herhalde seni o yarış baklayacak. Bak bir tadına var, vazgeçemeyeceksin. İyi ki ısrar etti diyeceksin. Tamam, ben yarınlarım seni. Kapatıyorum şimdi. Tamam, görüşürüz ama bana haber ver olur mu? Aklım kalmasın lütfen. Tamam. Tamam, bye. Abla? Kız! Kız! Ne bu surat? Sevinsene, gidiyoruz bu açık hava hapishanesinden. Aa! Bana bak. Şişt. Sen Murat'tan ayrılacağım diye mi üzülüyorsun yoksa? Yok abla ya, onu görmesem daha iyi zaten. Ya ne bileyim, gideceğiz diye seviniyorum ama Onur üzülünce ben de üzülüyorum. Ya, ellerinde büyüdüm, emekleriyle büyüdüm. Abla rüyamda görsem inanmazdım böyle ayrılacaklarına. Çok üzüldüm ya. Ay saf çocuk. Kızım sen ölüyordun, Esmer Otor kılını kıpırdatmadı be. Senin bu durumda göbek atman lazım. Hatta atacağız. Şu özet geçene kadar bir göbek atalım da sen gör. Ha? Ha? İşte bu. Öyle hindi gibi düşünerek olmaz hadi. İster kutla ister stratejisini al. 10 numara çözüm hadi. Kız başla gerisi gelir. Kız hadi. Güzellerin içinde sevdiğim odur. Kalbim onun için tak tak vurur. Aman nazar değmesin belli. Gel gel. Dans terapi gel. Gel gel. Ne yapıyorsunuz? Gel. Duyacaklar. Ay kim duyacak artık? Kimse kalmadı. Aman gel. Aman değmesin belli mi olur? Düşmanlarım çatlıyor. Hepsi kudurur. Aman nazar değmesin. Geldi galiba Nurgül. Beyim hoş geldin. Siz niye haber vermiyorsunuz? Nurgül abla? Nerede? Faruk Bey'imi bekliyordu. Herkes gergin. Barut gibi. Patlayacak yer arıyorlar. Anne? Ha, sen miydin Fikret? Maalesef. Beklediğin ben değildim, değil mi?
2,5 saat yolu 1 saatte geldim, onu beklediğim ben değildi. Ne münasebet. Yine başladın yersiz, mesnetsiz kıyasları. Ben kimseyi beklemiyordum. Hiçbirinizi. Faruk hariç hiçbirimizi. Senin bir ailen yok değil mi anne? Öyle aile aile falan deyip duruyorsun ama senin her şeyin Faruk. Yaşamının merkezi. Varın yoğun Faruk senin. Faruk'un istekleri, Faruk'un ihtiyaçları, Faruk'un onayı. Hı? Tek istediğin şey Faruk senin dizinin dibinde otursun ya. Tabii şimdi o da o evden gittiği için artık senin de kalmana bir gerek yok. Biz kimiz ki bize soracaksın, bırak sormayı. Haber bile vermiyorsun ya, bir kalemde siliyorsun. İstediğin gibi gelip İstanbul'a burada yaşamaya başlıyorsun. Ne ben, ne Osman, ne Murat, ne yeni doğacak çocuğum senin umrunda bile değil. Biz hepimiz senin gözünde bir Faruk etmiyoruz değil mi? Saçmalıyorsun. Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Gerçekten. Buraya gelirken bütün yol bunu söyledim kendime. Fikret saçmalıyorsun. Ama şuradan içeri girdiğinde o gözünde gördüğüm bakış var ya anne. O hayal kırıklığı. O hayal kırıklığını gördüm anne. O sesindeki yıkılmayı duydum. Ben kör değilim. Sağır değilim. Ben aptal hiç değilim. Git çevirme. Senin bütün hayatın Faruk. Ne haliniz varsa görün. Tamam mı? O kıymetliğinle git istediğin kadar tripleş. Ama şunu bil. Barıştığınızda ben orada olmayacağım. Yeter, orada kal. Yeter. Karnındaki şişi indiren çekip gidiyor. Yeter. Ben sizi nasıl dinliyorsam, eteklerinizdeki taşları nasıl dökmenize müsaade ediyorsam siz de beni dinleyeceksiniz efendim. Gel. Ne haber? İyi. Geleyim mi? Sana kaçtım yine. Ya Osman ne oluyor ya? Ben artık anlamıyorum hiçbir şeyi. Favra'ya soruyorum, üstünü kapatıyor devamlı, cevap vermiyor. Ben stres olmayayım diye tabii ama yani. Bir şey bilmedikçe, bir şey yapamadıkça daha fena oluyorum. Anlatamadım bir türlü. Yakında baba olacaksın. Sonra kardeşi de gelecek inşallah. Sana o zaman soracağım hangisi kıymetli diye. Üstelik ben size hem ana hem baba oldum. Ben nasıl ayırabilirim birinizi birinizden? Ben aranızdaki dengeyi kurmak için ömrümü verdim. Üstelik her birinizin üzerine titredim. Han dediğiniz yere hamam yaptım. Senin aşık olduğun kızı bile ben aldım sana. Tek kelime etmedin. Beni bırak, kıza da tek kelime etmedin. Ettiğinde ne oldu? İkilettin mi? Hı? Karşında mı durdum? Hı. Analık böyle bir şey işte. Gece gündüz koşarsın, koşarsın, koşarsın evlatların tam olsunlar diye. Ama hep bir şey eksik kalıyor. Gözlerinin içine bakarsın mutlu olsunlar diye. Ama hep biri kırgın kalır. Sen kırılamazsın. Anlarsın.
dertlerini anlarsın, yaralarını anlarsın, öfkelerini anlarsın. Ama hiç anlaşılamazsın. Sizin beni azarladığınız kadar ben sizi büyürken bile azarlamadım. Dün sabah İpek çıkarken bana davranış listesi ver dedi. İçinde nefes almak da olsun dedi. Ultimatumunu çekti gitti. Sen karıcığına hak verdin tabii. Hakkındır. Süreyya dersen bana savaş ilan etti. Gebedir diye sesimi çıkartmadım. Tadınız kaçmasın diye alttan aldım. Karılarınız kıymetlidir diye alttan aldım. Aradaki saygı kaybolmasın diye alttan aldım. Hani? Hı? Ben sizin için ne yaparsam yapayım, topuğunuza batan diken olmaktan kurtulamıyorum. Abin neden gidiyor? Benden yorulduğu için, karısı için. Senin karınmaya gerildi, benim koyduğum kurallar yüzünden. O zaman yorgan gider, kavga da biter. Sırf sizin düzeniniz bozulmasın diye bunca yıllık evimden çektim gittim. Gene yaralamadım. Gene ben suçluyum değil mi? Tamam. Sizin huzurunuz mevzu bahisse tamam kabahatle doldurum. Zaten öyle de böyle de ben kabahatliyim. Şimdi nereye istiyorsan git oğlum. Ayakların pınar, başın göl olsun. Beyim. Fikret. Beyim. Beyim. Tamam Mustafa abi gerek yok. Beyim,